Kuyucaklı Yusuf. Yazar Sabahattin Ali. Seslendiren Şebnem Mazak Dirikolu. 7. Bölüm. Yusuf'un mahalledeki diğer bir arkadaşı da Alanyalı Rüştü Efendi'nin oğlu Kazım'dı. Bunların evlerinin bahçeleri çok büyük olduğu için çocuklar ekseriye burada oyun oynarlardı. Burasının tercihinde bahçede pek bol bulunan meyve ağaçlarının da tesiri vardı. Hele kocaman bir ekşi karadut ağacı bir mıknatıs gibi mahallenin çocuklarını çekerdi. Sırf bu dutun hatırı için Kazım'la ahbap olanlar vardı. Akşam serinliğinde ihtiyar ağacın dalları irili ufaklı çocuklarla dolar, geniş ve yeşil yaprakların arasından kah aşağı doğru sallanan bir bacak, kah başka bir dala uzanmaya çalışan bir kol görünürdü. Ağaçtan inenlerin elleri, yüzleri ve gömlekleri koyu vişne çürüğü lekelerle donanır, hepsi ellerinde bir avuç dut yaprağı bunlarla ovuşturarak dut lekelerini çıkarmak için tulumbanın başına koşarlardı. Hem mektebe giden hem de babasının manifaturacı dükkanına yardım eden Kazım, içlerinde yaşça en büyükleri ve en hesaplılarıydı. Hiçbir şeyi anafora kaptırmaz ve evinde yenilen dutun acısını cumaları yapılan gezintilere hiçbir şey götürmeyip diğerlerinden geçinerek çıkarırdı. Bu cuma gezintileri de mahalledeki çocukların pek mühim eğlencelerinden biriydi. Daha perşembeden helva filan yaptırılır, cuma günü de fırına kağıt kebabı veya güveç verilir yahut çiğ et alınarak kırda pişirilirdi. Aşçılıkta en mahirleri şube reisinin oğlu Vasvi'ydi. Bu çocuğu biraz yılışık ve korkak olduğu için pek aralarını almak istemezlerdi. Bilhassa mektep arkadaşları müzevirliğinden şikayetçiydiler. Fakat maskaralık ederek herkesi güldürdüğü için tahammül edilirdi. Bu da Kazım gibi fakat hiçbir şey mukabili olmayarak diğerlerinin sırtından geçinirdi. En gani gönüllüleri Hacı Rıfat'ın İhsan isminde birisiydi. Bir sene evvel babası avda kaza neticesinde vurulup ölünce, ki bu ölümün kaza olmayıp bir zeytinlik meselesi yüzünden araları açık bulunan Arnavut Galip Ağa'nın intikamı olduğunu söyleyenler de vardı. Evin erkekliği ve bütün malları bu 14 yaşındaki çocuğa kalmıştı. Son zamanlarda mektebi asıyor, devam ettiği zamanlardaysa bazı delikanlılarla beraber yaptığı rakı alemlerinden, kadın vakalarından bahsederek dinleyenlerin ağızlarını hayret ve gıptayla açık bırakıyordu. Herkes ona daha şimdiden büyük bir adam gibi bakıyor, onun aralarına katışmasını bir şeref sayıyordu. İyi kalpli ve mert bir çocuk olan İhsan'ın yegane kusuru, biraz şımarıkça ve bir hayli kavgacı olmasıydı. Çok kere ufak bir mesele için bütün mahalleyi diğer bir mahalle ile dövüşe sürüklediği olurdu. Bu cuma gezintilerine çok kere her evde bulunan kuzular da beraber götürülür, onlar bol otlu bir yerde yayılırlarken çocukların bir kısmı yemek hazırlamak, ateş yapmak, bir kısmı da arkta yıkanmakla meşgul olurlardı. Alelacele ve karma karışık yenen yemekten sonra birbirini tutmayan türküler söylenmeye çabalanır, söğüt dalından yapılan veya beraber getirilen düdükler öttürülür yahut da yakındaki bahçelerden ham erik ve çağla çalınırdı. Ağırbaşlılar bir ağaç dibine oturarak kuzularına bakar, birbirlerine eşkıya ve kabadayılık hikayeleri anlatırlardı. Bu kafileyi akşam üzeri yorgun argın, kuzuların ipine sarılan bir demet ot omuzlarında, uzun ve taze kesilmiş değnekler elde kasabaya giderken görmek ömür olurdu. 8. Bölüm. Uzun ve birbirine benzeyen seneler ağır ağır geçtiler. Yusuf'un arkadaşları hep eski arkadaşlar, mahalle hep eski mahalle, bulgur değirmeni eski değirmen ve onu çevreleyen kadınlar hep eski kadınlardı. Yalnız bulgur serili olan çarşafın kenarında şimdi bu kadınların kirli birer çocukları oynuyordu. Elleri kalınlaşmış, sesleri ve kahkahaları kalınlaşmıştı. Yusuf Kuyucak'tan çıkalı 6 sene olmuştu. Artık oraları unutmuş gibiydi. Yalnız bu kasabanın çocuklarıyla anlaşamadığı zamanlar köyündeki arkadaşlarını müphem bir takım hislerle aradığı olurdu. Bu 6 seneyi yazın kırlarda dolaşarak yahut da Selahattin Bey'in cennet ayağı dedikleri yerde tuttuğu bağda ağaçların altında yatarak, kışında ilk senelerde fabrikanın önündeki zeytin çuvallarının ağzından bu çuvalları iğneleyen, küçük değnekleri çalıp
Pirne yığınları üzerinde kazık oynayarak sonraları da Selahattin Bey'in aldığı küçük bir zeytinliğin silkinip toplanmasına nezaret ederek geçirdi. Yaşı 16'yı bulmuş, gitgide konuşmayı daha az sever olmuştu. Mektebi bitirdikten sonra babasının işini eline alan Ali ile bayram yerindeki dükkanın önünde iki alçak ve arkalıksız iskemle atarlar, saatlerce hiç konuşmadan yan yana otururlardı. Önlerindeki meydanda büyük bir şadırvan vardı. Camiye gidecek ihtiyarlar burada abdest alırlardı. Şadırvanın ayağında birkaç ördek birbiri arkasına ve sallana sallana dolaşır, yassı gagalarından çamurlu suları süzerlerdi. Gölgesi bütün meydanı kaplayan büyük çınar hiç durmadan hışıldar, biraz ileride karpuz oğullarının büyük konaklarının damındaki leylek yavrularına uçmak öğretmek ister ve garip takırtılar çıkarırdı. Burada alışveriş ezana yakın başlar ve ondan evvel dükkana pek az kimseler gelirdi. Böylece bu iki sükutu seven arkadaş gözlerini çınarın yapraklarına veya ördeklere dikerek uzun müddet düşünebilirlerdi. Bazen kıvraklarını başlarına atıp boşlukta sallanan yenlerini rüzgarda uçurarak birkaç yetişkin kız gelir ve pamuk akı ile tel yaldız seçerlerdi. Misafirlikten dönen bir hanım kahve fincanı bakar, bir hizmetçi yarım okka tuz ile iki limon satın alır, Karpuzoğlu'nun torunu tuzlu fıstık isterdi. Kış günleri biraz daha değişik ve kolay geçiyordu. Yusuf o zaman güneş doğmadan kalkar, çizmelerini ve aba ceketini giyerek işçilerden evvel zeytinliğe giderdi. Orada erkeklerin uzun sırıkları küçük yapraklı dallara hızla vuruşlarını ve siyah kıvraklarının eteklerini bellerine sokmuş kadınların iki kat eğilerek soğuktan sertleşen parmaklarla yerden zeytin tanelerini toplayışlarını seyreder yahut sırtını bir ağaca vererek yere bakardı. Bu buruşuk yüzlü ve her sene budanmaktan şeklini kaybetmiş eğri büğrü ağaçlar uzun bir hikayeyi anlatan garip şekilli harfler gibiydi ve herhalde Yusuf bunların dilinden anlıyordu. Yusuf işçilerin dilini de herkesten iyi anlıyordu. Bazı mal sahipleri kadınların yanlarında getirdikleri emzikli çocuklarına meme vermelerine bile müsaade etmezlerken Yusuf onların biraz yorulduğunu görür görmez derhal işi bıraktırırdı. Bu zavallıların halini mukadder telakki etmekle beraber onlara çok acıyordu. Sabah karanlığında soğuktan büzülmüş, kollarında ufak bir ekmek sepeti ve sırtlarında çocuklarıyla gülünç bir ücret mukabilinde çalışmak için kasabanın sokaklarından zeytinliklere akın eden bu sarı benizliler kafilesi onun merakını çekiyordu. Çok kere bunlar yanından geçerken Yusuf içlerinden birini durdurup konuşmak arzusunu duymuştu. Havadan sudan ne olursa olsun birkaç şey konuşmak. Çünkü 6 seneden beri kendisi gibi konuşan birine rast gelmemişti. Ve bu zeytin amelesinin kendisi gibi konuşacağına dair içinde müpem bir kanaat vardı. Hakikaten ne yaparsa yapsın, kimlerle arkadaş olursa olsun alışamıyordu bu şehirlilere vesselam. Kendisini mütemadiyen yabancı ve ayrı buluyordu. Onların işlerine akıl erdiremiyordu. Mesela en sevdiği arkadaşları bile onu bazen şaka olsun diye aldatırlar, hiç lüzumu yokken yalan söylerlerdi. Yusuf evvela içerleyecek oldu. Fakat bunun herkes tarafından yapıldığını ve çok tabii bir şey olduğunu görünce kızmaktan vazgeçti. Fakat hayreti hala geçmemişti. Niçin durup dururken yalan söylemek ihtiyacını duyuyorlardı ki? Sonra bu fakir işçilere bu köpek muamelesini yapmaya neden lüzum görüyorlardı? Evet, Allah onları bir kere fukara yaratmıştı. Bunda kimsenin kabahati yoktu. Fakat onlar böyle yaratılmışlar diye niçin tepelerine binmeli? Onları adam yerine koymaktan niçin çekinmeliydi? Ya Allah bu ağaları ve ağzadeleri de fukara yaratsaydı? Öyle ya, madem ki hepsini Allah yapıyordu, o zaman kendilerine aynı muamelenin yapılmasını isteyecekler miydi? Allah hakkındaki düşüncesi pek ileri gitmiyor, onu her istediğini yapan korkunç bir şey olarak tasavvur ediyordu. Ve şimdilik onun pek dehşetli olduğu söylenen gazabını ayaklandıracak bir şey yapmadığını bildiği için kendisinden korkmak ihtiyacı da duymuyordu. Muazzez 10 yaşına gelmişti. Birkaç sene devam edip 4 sınıflı iptidaiyi de bitirmişti. Şimdi annesinden ziyade bazı iyi kalpli ve alakalı komşuların sayesinde nakış, gergef ve biraz da dikiş öğreniyor
kendisiyle akran olan kızlarla beraber Terzi Mürüvvet Hanım'dan ut dersi alıyordu. Fakat o ut derslerini Yusuf pek az sonra birdenbire kestirdi. Sebebini de söylemek lüzumunu duymadı. Selahattin Bey kızı için pek lüzumlu bulduğu bu musiki derslerinin kesilmesinden memnun olmadı. Fakat dik başlı olduğunu bildiği Yusuf'la uzun uzun çekişmeye üşendi. Şahin'de de iş olsun diye bir müddet söylendi, sonra o da sesini çıkarmaz oldu. Yusuf kimse farkında olmadan evin en sözü geçen adamı oluvermişti. Şahin'de bile buna alışmıştı. Artık her şeyi tabii buluyor ve eskiden beri hep böyleymiş zannediyordu. Dersleri bırakmaktan asıl ve sahiden üzülen Muazzez'di. Mürüvvet Hanım'ın evi pek eğlenceli ve kalabalıktı. Şen, kurnaz ve çok bilmiş kızlar hep orada toplanırdı. Ne çare ki Yusuf'a Meram anlatmak imkansızdı. Ve Muazzez'in bu üzüntüsünü ancak Yusuf abinin sözünü dinlemiş olmak zevki biraz hafifletiyordu. Yusuf'un bütün bu aksiliğinin sebebi ise Mürüvvet Hanım'ın evi hakkındaki Hacı Rıfat'ın İhsan'dan duyduğu birkaç münasebetsiz rivayetti.